Evet, bu ülkede arkan sağlam olmalı diye bir manşet atmış. Adalet adamına göre işliyor. FETÖ iddiasıyla 8 aydır hapiste yatan Kadir Topbaş'ın damadı kavurmacı sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Oysa 3 gün önce 15 yıl önce hapsi istenmişti diyor. Damadı özel adalet diye Cumhuriyet Gazetesi de manşet yapmış bunu. Şimdi bu iki FETÖ e, arkalarında FETÖ olan iki gazete e, Ömer Faruk kavurmacı ile ilgili bu, bunu manşet yaptıklarına göre ee, bir sebepleri vardır kuşkusuz ama Şimdi e, Sözcü'nün bu manşetinin arkadaşlar hemen yanında bir başka şey vardı Manşet daha vardı manşet haber vardı Kanser hakkası, hastası Kutlisi Okur arkası sağlam olmadığı için FETÖ'cü yargı tarafından tahliye edilmemişti Şimdi Sözcü gazetesi e, öncelikle şunu söyleyelim Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin konuşmadan önce şunu söyleyeyim, Sözcü Gazetesi ki manşetle, manşet haberiyle yanındaki bu haber arasında ikisini yayına vererek ciddi bir e, kendini inkar ediyor. Ciddi evet. şekilde kendini inkar ediyor. Ona değineceğiz şimdi, nasıl inkar ediyor bunu anlatacağız şimdi. Benim fikrim şu Cem, sen fikirlerini Twitter'dan yazmışsın, onları paylaşalım istersen. Evet. Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahriye edildiği gün dündü. Şimdi bunu ee, ben... Bu, haber duyulur duyulmaz sen e, Twitter'dan attın. Twitter'dan attın. Türkiye'de biliyorsun bir takım <laughs> meczuplar var. <laughs> hani bir hakikaten kelimenin gerçi belgeli şizofrenler var. Bak <laughs> belgeli hastalar. Yani tedavi gören tipler. Bunlar sosyal ya da tedavi medyada tedavi görmesi gereken kişiler. Var. Bir kısmı görüyor bir de göre şeyler var. Şimdi bak ben <laughs> 17-25 darbe girişiminden sonra bu kavurmacı ailesiyle ilgili olarak Aydınlı giyiminde sahibiydi bunlar. <laughs> Hı hı. Bunun yani operasyon olması gerektiği diye belki en az 20 tane tweet'im var eski. Bakmadım Yani bu programda defalarca Oca... Aydınlı giyime neden ha. kayım atanmıyor diye Bunu söyleyen tür... sensin ha. Türkiye'de benim dışımda Aydınlı giyime yani bu Pierre Ka Kaşaray hı. Pierre hı hı. Cardin. İsimlerini vermeyelim. Ay, ya şimdi devlette de onlar devlet şu an rahat bir sıkıntı yok. Öyle mi? Şu ha. an herkes bilebilir Hayır, ya. Yok alabiliyor. yok hani bu şey yapılabilir artık. Yani on bunlara niye kayım atamıyor şu programda? Hı hı. Ekim 29'undan beri. <laughs> 20 kere söyledim ben bunu. Ve en en geçti ona atandı. Yani bu boydaklara ne bileyim Ahmet Küçükbay'a filan atanırken buna niye atanıyor diyorduk. En son geldi buna da çok şükür böyle tabi bizde bir şey kamuoyu oluşturarak bu yapıldı ve şey kayyum atandı bunu. Başka da dert eden yoktu. Şimdi bu da Ömer Faruk Kavurmacı biz programdaydık. Bir de veya programdan sonra. Programdan çıktık ben, sen da, gördün. Yani, tahliye edilmiş şimdi. Bak ben de attığım tweetler okuyayım. Baş... İstersen ben okuyayım onları. Tamam oku. Ee, bir, ilk tweetinden başlıyorum. Top başının damadı tahliye edilmiş. TUSKON'da Cumhurbaşkanı Tay Tayyip Erdoğan tehdit edilirken o da alkışladı. Bir haber paylaştı. O zaman başbakanıydı Cumhurbaşkanımız. O zaman başbakan, evet. evet. Ömer Faruk Kavurmacı'nın hastalığı ve raporlarını açıklamak zorundasınız. Adam kanser mi? Başka hastalığı mı var bilelim net FETÖ'cü isimlerinin sadece hastalık gerekçesiyle bırakılması ve rapor gösterilmemesi toplumda infiale yol açar. Gerçekten hastaysa elbette bırakılır ama kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Şimdi senin bu son tweetini alıp bir takım ruh hastaları dediğin gibi gerçekten hastaysa elbette bırakılır ama kamuoyunun bunu bilmesi lazım tweetini alıp önceki tweetlerinden kopararak bunu alıp senin aleyhine bir kampanya yaratıyorlar. Bak bunun içinde isimlerini söylemeyeyim. Verme verme isim verme. verme isim yani belgenin şizofren var. Hatta beni üzen asıl Nedim Şener'in olması. Nedim? Yani hatta yine ismini vermeyeceğim. TRT ile ilgili bir sürü e, video yayınlayan biri daha var. Ya kardeşim dedim ki ona ben de yazdım. Şimdi önceki tweetlerine bakmıyorsun infaz ediyorsun insanlara. İşte bu yüzden itibarınız kalmıyor diye yazdım. Yani itibarınız kalmıyor. insanlar size inanmıyor. Yani önceki tweetlerine bakın. Ne demiş Cem Küçük? Sanki sen Ömer Faruk kavurmacıyı koruyormuş gibi. Yani bu rezil iftirayı bu ya rezil alçakça atan... iftirayı atabilecek cüreti ve ahlaksızlığı nasıl bulabiliyorlar Şimdi kendilerini ben anlıyorum. anlamıyorum. Ben anlıyorum kıskançlıkları hasetleri. Ben bu normal görüyorum. Anlıyorum. Bir de kayyum atanması için benim dışında bunu Türk medyasına yazan evet. ikinci biri yoktu. En az 20-25 kere ben bunu yazdım. Kayyum atanması lazım. Kayyum adamı tutukluyorsun diye. Ha şunu da söyleyelim. Şimdi bu adamın ee, şeyi e, me, şeyi şu yani Kadir Bey'in tabi damadı bu. İstanbul Hı. Büyükşehir Belediyesi. Ama bu abi. adam net FETÖ'cü. Evet. Yani Ömer Faruk Hormacı net FETÖ'cüdür. Teröristtir. <laughs> bu devlete ve bu millete ihanet etmiştir. 1 Mart 2014 Tuzkon toplantısında da Sayın Başbakanımız'a hakaret edilirken orada alkışlayan alçaklardan biri budur. Evet. Çok net. Bak çok net. Adamın yani hem de ayağa kalkıp gıcır ben, benim için Ekrem Dumanlı ile Ekrem Uslu arasında, Ömer Faruk Kavurmacı ile Memduh Boydak arasında, ne bileyim, Öbürü Ahmet Küçükbay ile diğerler arasında bir fark yok. Abdülhamit biliyor. Hepsi aynı. Bunların Hı -hı. hepsi aynı pislik. Hı -hı. Şeyler var. Şimdi burada ta şey bırakılmış, edilmiş. Şey Diyorum ki rapor deniyor, Hı -hı. deniyor değil mi? Hı -hı. Kardeşim rapor adamın beyninde tümör olabilir. Hı -hı. Kanser olabilir. Şimdi bilmiyoruz. Ha dün mi? dedik kanser bilmem ne bir şey. Öyleyse bakılır edilir ona göre zaten hastaneye gidince serbest bırakmıyorsun ki hastaneye gidiyorsun. Yine polis, doktor. Evet. Hani herif belki de yani belki geberip gidecek adam. Yani cezaevinde değil de oraya getiriyorlar belki. Evet. Bunu söylüyorsun. Bu insan hakları ile ilgili ya, meseledir. Şimdi ha bunu söylüyorsun. Tabii Türkiye'de bu diyoruz değil. yargı diyoruz, hukuk devleti diyoruz. E insan hakları ile ilgili mesele. Yani adam adamı aslında e, belki e, ne derler hani o FETÖ'cüleri keşke bulundukları yerde öldürselerdi, inlerinde menfezlerde infaz etseler diyoruz ya. Ama adam bir kere yargının önüne çıkardıysan artık onun onun da insan hakkını korumak zorundasın. Şimdi ha bunu şimdi bunu şimdi şey yapıyoruz. Efendim diyor önceki bağından ya, anlıyorum ben sizin kıskançlıklarınızı, hasretlerinizi bir yere çıkamamanızı, yazamamanızı A ama bu buradan değil. Ya bu bu aileyle yani kavurmacıyla en çok uğraşan, eden, yazan bütün bu FETÖ'cü şeyleriyle. Şimdi bir bir de bir şey daha. Diyelim ki bu şeyler yapıl bakalım edelim. Ne oldu şimdi? Tahliye edilmiş dedi. Ha bir sarı hastası epilepsi deniyor. Kardeşim ikna olmadık. Buradan evet. bunu bırakan bak FETÖ'cü bir adamı hele hele Ömer Faruk Kavurmacı gibi net bir FETÖ'cü teröristi bir savcı hakim bırakıyorsa ve bu ikna edici değilse o savcı hakimi bu ülkede kim kurtaracak sana soruyor. Evet. O hakim savcı kim kurt kimse kurtaramaz. Evet. Bir eğer o hastanelerde abuk sabuk raporlar verildiyse ki verildiğine görülüyor. bir, ünlü bir hastane vermiş. Evet, verildiğine hastane verildiğine vermiş. O hastaneyi ve o doktoru kim kurtaracak? Hukukun elinden kim kurtaracak soruyorum. Evet. Bu millet affetmez ya. Evet. Ya bunu söylüyoruz biz rapor ha adam beyninde uğur düşü Mesela şöyle haberler geldi. Düştü bayıldı bilmem ne uğur mur bir şeyler dendi. Ona isi. Ama adamın böyle sadece sarı değil. Bilmemiz diye. Lazım. Tabii onu söylüyoruz ya bilelim rapor. Bu savcı hakimler de şunda da iyi değiller arkadaş. Ya birini mesela 21 tane FETÖ'cü gazeteciyi bırakıyorsun. iki sadece 19'u. Bir tane o zaman gazetesinin aşağılık bir kadın muhabiri vardı ya. Onu bırakıyorsun bilmem evet. ne. Sonra bir <laughs> daha geri. Ya bunları alırken ya bir bakın ya. Şimdi bu Ömer Faruk Kavurmacı da kardeşim sen buna Öyle bir gerekçe sun ki hani millet bir şey diyemesin. Şimdi sen bu savcı ayeti hangi gerekçeyle bıraktın? Şimdi soruyorum. Ben de merak ediyorum. Hangi ben... gerekçeyle bıraktı? Bir de doktorlardan da gerçekten bu konuda kanaat bekliyorum. Epilepsi diyorlarmış mesela. Evet. Epilepsi ne... cezaevinden tahliye edilmek için bir neden midir? Ya cezaevinde bir sürü hasta olduğu için yatan insan var. Evet. Belirli hastalıklar olan, ya ağır hastalıkları olup da orada da yatanlar da var. Şeker hastası olanlar bilmem nesi. Bir sürü insan yatıyor. Belki kanser başlangıcı olup yatanlar var. Ama Ömer Faruk Karumacı konusunda kardeşim ikna olmadık. Bu savcı hakimler bunun bu konuda hesap vermeli.